Çocuklar. Hep çocuklardan bahseden filmler yapmak istedim. Ama çocuklar benim kadrajımdan çok daha hızlılar. Ve onları çeken kişinin hep farkındalar. Yine de çok azının izleyeceği bir filmde yer almaktan şikayetçi olmayacakları da kesin. Onları ölümsüzleştirip hep çocuk bırakacağım bu anlar için belki de bana minnettar bile kalırlar. Sosyal meselelerse boyumu zaten aşıyor. Kitleleri anlatmak şöyle dursun, kalabalığa girmek bile istemiyorum. Belki de onlardan koca göbeğimi gizliyorum. Belki de aslında diğer belkiyi bile bilmiyorum. Macırım, sürgün macırı, 38'li macırıyım. Konya'ya verdiler, Konya'da Kemah'a geldim. Kemah'ta beyim öldü. Ondan sonra tekrar bir beyime gittim. Beyim Almanya'da evlendi. 9 sene çocuktan hiçbiri bana bakmıyor.
film çekmek nedir çok iyi bilir. Şu an telif hakları meçhul insanların peşine düşen bir avcı gibiyim. Avcı nasıl silahını tetiğine basıp avının ölümüne neden oluyorsa, ben de kameranın kayıt tuşuna basıp o anlara hapsediyorum insanları. O insanların hayatlarını şu anda ne yaparlarsa yapsınlar, benim için hep o anda kalacaklar. Kadrajımın dışındaki bakışmalarının, gülüşmelerinin ve fısıldaşmalarının benim ömrümde yeri yok. En çok sevdiğim şey ise yalnızlık. Şairin de dediği gibi, denizde kıyısı, cebinde kaygısı olan, kayığı batık, suratı kırışık bir kadındır yalnızlık. Bu şair benim. Film çekmeden yıllar önce yazdığım bir şiirdi bu. O zaman o kadar anlamlı gelmişti ki, oysa zaman geçtikçe anlamını iyice yitirdi. Çünkü hayatıma aşık girdi. Şu havada süzülen poşet az sonra çöpe atılacak. Oysa az önce bu filmin asıl kahramanıydı. Acaba şu çöpün kenarından geçen insanlardan mı bahsetmeliyim? Evet, çöpçülerden bahsedebilirim mesela. Ama onların da birer öyküleri olmalı. Evet, çöpçüler bana iyi bir malzeme olabilir. Kenara bırakılıp atılan her şey bizim için çöp değil mi? Aslında onların hayatları da çöp belki. Neyse. Bir dakika. İşte aradığım kişi. Ayrı günlerini belki aynı günlermiş gibi çekip kurgulamak elimde.
ya da tek bir tuşla her şeyi geriye alıp onu hiç yaşamamak da elinde. Acaba nasıl bir öyküsü var? Belki de hiçbir öyküsü yok. Neyse, şimdi onun peşine düşmeliyim. Her şey kurguda bitecek. Bazı sahnelere müzik eklemeli miyim ben de bilmiyorum. Ama ses tonumu ve arkadan gelen nefes sesimi herhalde kapatacak başka bir çarem de yok. Umarım beni görmez. Yok, yakalanmamalıyım. İyi bir kameramın için her zaman gizlenecek yerler vardır.
Ama onu 3 yaşında Thank you.
Thank you.
Harikaydın aşkım. Beğendin mi oyunculuğunu? Gel gidelim gel. Süperdin. Nasıl? Güzel çekebildin mi? Çektim aşkım, güzeldi. Bazen sen bile beni göremedin değil mi? Ya evet. Etrafa bakıyorum, nerede bu diye göremiyorum seni. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki bazen o beni görüyordu biliyor musun? Hiç sanmıyorum. Peki bir şey diyeceğim, ismi neymiş? İsmini hiç öğrenemedim. Çok garip, gizemli bir adam. Gizemli. Gizemli adamlar her zaman sinemada dikkat çeker. Thank you.